Yenişehir'de bu hafta. Mini Paint Ulusal Karma Sergisi açıldı. Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bir yıl önce Mersin'e kazandırdığı Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin birinci yıl dönümünde 2021'in son, 2022'nin ilk sergisi olan Mini Paint Ulusal Karma Sergisi kapılarını açtı. 73 sanatçının 25 santimetre karelik eserlerinden oluşan Mini Paint Ulusal Karma Sergisi 7 Ocak Cuma gününe kadar sanatseverleri ağırlayacak. Yenişehir Belediyesi uluslararası standartlardaki modern galerileri daha önce 5 sergiyle 101 sanatçının 357 eserini sanatseverlerle buluşturmuş ve Hafıza Mekanı'nda 14 sanat etkinliği düzenlemişti. Erken Çocukluk Gelişme Projesi Yenişehir Modeli takdir topluyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi Yenişehir Modeli birçok platformda konuşulmaya ve takdir toplamaya devam ediyor. Uluslararası Erken Çocukluk Gelişimi Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kongresi'ne davet alan ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yerinde inceleneceği açıklanan Yenişehir Belediyesi'nin projesi 2. yüzyılda eğitim hakkı çalıştayında da gündeme geldi. Dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği ERA'dan araştırma büyük ödülü ve geliştirdiği projelerle Jacobs Vakfı'ndan 2018 sosyal girişimcilik ödülü alan New York Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selçuk Şirin, Çalıştay'daki sunumunda erken çocukluk gelişiminde Mersin Yenişehir Belediyesi'nin çalışmalarını örnek gösterdi. Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine destek. Mersin Yenişehir Belediyesi başlattığı Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile yardımsever vatandaşların kullanmadığı veya kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki eşyalarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü olan Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkan sağlıyor. İklimi değil, politikaları değiştirelim. İklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi imzacısı olan ve ekoloji konusunda önemli çalışmalara imza atan Mersin Yenişehir Belediyesi, iklimi değil, politikaları değiştirelim sloganıyla sürdürülebilir yeşil şehir paneli düzenledi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Yenişehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların anlatıldığı panelde, belediyenin ekoloji konusundaki gelecek vizyonu da katılımcılarla paylaşıldı ve önerileri alındı. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 6 ilkelerinden biri olan ekoloji ilkesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Özyiğit, Uluslararası Engellilik Zirvesi'nde konuştu. Yenişehir Belediyesi'nin de iştirakçı kurum olarak katıldığı Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Engelli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği EBAGEN tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi yapıldı. Zirvenin açılışında konuşan ve Yenişehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Abdullah Özyiğit, 0-6 yaş gelişim değerlendirme uygulamaları ile çocuklardaki olası zihinsel ve gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ettiklerini vurguladı. Başkan Özyiğit, 1 Ocak 2020'den bu yana 892 çocuğun klinik psikolog eşliğinde gelişim değerlendirme uygulamalarına tabi tutulduğunu söyledi. Yeni haftada tekrar buluşmak üzere, sağlıklı günler.